Öncelikle vefatının, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde muhterem hocamı bir kez daha hürmet, saygı ve özlemle anıyorum. Yani ayrılıkları biliyorduk, yaşıyorduk. Babamdan ayrıldım, babaannemden ayrıldım. Onların gideceğini biliyordum ama hocamdan ayrılmak hiç aklıma gelmemişti. Tasavvur edemiyordum. Yani beklemediğimiz bir ayrılıktı. Evladiyalimizden bir gün ayrılacağımızı da biliyorduk. Eşimizden, arkadaşlarımızdan. Ama hocamdan ayrı kalmayı hiç düşünememiştik. Onun için yani o duyguyu hala tarif edemiyorum. Yani biraz tabii ki bu özel bir program. Ama şunu ifade edeyim ki rahmetli babamı ben indirdim mezara. Ama hocamı kaybettiğimdeki duyguları babamda hissetmedim desem, yani babamı şey yapmak için söylemiyorum ama çünkü baba sevgisini de bize Haydar hocam öğretti. Anne baba sevgisini, evlat sevgisini, eş sevgisini, dost sevgisini, vatan sevgisini, iman sevgisini, ehli beyt sevgisini, Resulullah sevgisini, kul olmayı biz ondan öğrendiğimiz için bu ayrılık çok zor geldi. En başa dönersek ki ben İmam Hatip Lisesi bir mezunu bir insanım. Biraz meraklı da bir insanım. Soru sormayı da çok seven bir insanım. Peygamber Efendimizin hayatını 7-8 kaynaktan çok farklı bakış açılarıyla okumuştum. Çok da meraklıydım. Efendimiz'i tanımak istiyordum ben. Tabii ki bilgi olarak birçok şey öğrendik. Ama yıllar geçti. Bir vesileyle Sabri Terzi hocamın aracılığıyla Rahmetelil Alemin eseriyle tanıştım. 2001 yılıydı galiba. Eseri okudukça yıllarca arayışımın sona erdiğini fark ettim. Bulmuştum. Adeta Peygamber Efendimizle tanışıyordum. Emin olun 5 kez kendim okudum. Bir kez de aile ortamında sesli olarak bir eşim okudu, bir ben okudum. Peygamber Efendimizi tanıdık. Oradan hocamın diğer eserlerini okudukça susadım, susadıkça okudum, okudukça susadım. Yani müthiş bir zenginlik hissediyordum kendimde. Hocam bana beni anlatıyordu. Hocam Akın Aydın'la Akın Aydın'ı tanıştırdı. Bana kim olduğumu öğretti. Birçok dünyalık hedeflerim vardı. Şunu olmak istiyordum, bunu olmak istiyordum, onu olmak istiyordum. Ama hocamı eserleriyle tanıyınca önce kul ol mantığı, evet ben gerçekten ilk önce kul olmam gerekiyor ki ondan sonra istediğim hedeflere ulaşabileyim. İşte Haydar Baş hocamız bize bunu öğretti. Ve şunu rahatlıkla ifade edeyim ki Baş hocamız bir parti genel başkanıydı, büyük bir ilim adamıydı, fikir adamıydı ki bugün dünyaya yön veren milli ekonomi modelinin sahibi. Ama özele indiğimizde Baş hocamız bir babaydı, bir arkadaştı, bir dosttu. Yani bizim memlekete gitmişler, annem anlatır. Ne kadar mütevazi bir insan diyor. Evimize geldi diyor, çayımızı içti diyor, elimi öptü diyor. Ben diyor çekindim, utandım diyor. Baş hocamız böyle bir insandı. Ben hocamızın kapısında 4 yıl görev yapma şerefine nail oldum. Yani onun anlatabileceğim, nasıl anlatayım bilmiyorum. Gece bir yarısı kapı açılırdı. Bir partinin genel başkanı bekçi kulübesine gelip bekçisiyle sohbet ediyor, çay içiyor, halatır soruyor, gündeme dair değerlendirmelerini dinliyor. Kendisi de çok nadir konuşurdu. Oğlum sen konuş derdi. Ne düşünüyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Aile hayatını soruyordu, çoluk çocuğunu soruyordu. Hiç unutmuyorum, Kurban Bayramı'ydı. Kurban Bayramı'nın son günüydü. Hocam İstanbul'a geldi. Arabaya binerken Mithat abiye Akın'a sor bakayım kurban kesmiş mi? Ben de o henüz kurbanı kesmemiştim. Hemen koş dedi. Cuma ezanı okunana kadar kurbanını yetiştir. Masraflarını da karşıladı. Hürmetlerimi.
Yani müthiş bir insandı. Ha, ben öldü de demek istemiyorum çünkü ben hem nefsimde hem ailemde hem de kurumlarımızda Haydarbaş'ı yaşadığını görüyor, duyuyoruz ve hissediyoruz. Benim Allah nasip etti 46 yaşında, 47 yaşındayım şimdi. Bir erkek evlat dünyaya geldi. Hocamın yanına çıktım. Tatlı almıştım. Mustafa Uğurlu abi, hocam Akın bir çoğulu dünyaya gelmiş, sizi görmek istiyor dedi. İçeri girince oğlum dedi, sen Artvinli değil misin? Evet hocam dedim. Ya Artvinlilerin oğlu dünyaya geldi mi bir dana keser, döner çevirir, ikram eder, sen tatlıyı getirmişsin dedi. Tabii espri yapıyor, ortam kalabalık. Biz boynumuzu büktük. İkramımızı yaptık. Aniden ciddileşti hocam. Böyle dönerek adını ne koydun dedi. Ali Hamza deyince o yüzündeki gülümsemeyi ben tarif edemem. Allah mübarek etsin. Ve şunu ailem de şahittir, evime gelenler de şahittir. Evimde kocaman hocamızın resmi var. Oğlum hep o resme bakar, şimdi yürüyor, her gördüğünde el sallıyor. İnşallah bizleri de evladı yalimizi de hocamıza layık evlat eylesin. Onun davasına sahiplenen, karakterde yolda yürüyen insanlar olmayı bize nasip eylesin diyor. Benim gördüğüm kadarıyla hocam herkesi olduğu gibi kabul ediyordu. Yani günümüzde insanlar kendi kalıplarını koymuşlar. O kalıba uymayanı hemen kenara atıyorlar. Ama hocam karşısındaki insanı benim gördüğüm olduğu gibi kabul ediyor. İlkokul mezunu mu? İlkokul mezunu. Üniversite mezunu mu? Üniversite mezunu. Namaz kılamıyor mu? Namaz kılamıyor. Şunu yapamıyor mu? Bunu öylece kabul ediyordu. Yani o insanı sorgulamıyordu. Ve onunla bir diyalog, bir ortak payda arayışında oluyordu ve ki muhakkak ki o ortak paydayı da buluyordu. O yolla o insanı nasıl diyelim, zaten bir insan eğitmeniydi, bildiklerini ona aktarıyordu. Her insan da kendi kapasitesinde ondan alıyordu. Haydar Baş hocamız paylaşımcıydı. Demin dediğim gibi köfteci Ali Usta vardı. Evinden iner orada her gelene, sokaktan geçenlere ikramlarda bulunurdu. Yani biz bu tür tabloları alışkın olmadığımız için, yani bir parti genel başkanı düşünün, sokakta gelene çay ısmarlıyor. Ha, o kişi belki de o parti genel başkanı olduğunu bilmiyordu. Ve hocam ilginçtir. Hiçbir daveti karşılıksız bırakmazdı. Gerek ki yani siyasi kimliği olsun, sosyal kimliği olsun. Sizler daha eskiden beri tanıyorsunuz. Ben tanıdığım bu 15-17 yıllık müddet zarfında yani bir kahveye gider, 3 kişi varsa 3 kişiyle sohbet ederdi. 3000 kişi varsa 3000 kişiyle de sohbet ederdi. Yani onun insan üzerine, İslam üzerine, ülkemiz üzerine, siyaset üzerine, yani hemen hemen her konuda yaptığı tespitlerin bir tanesinin yanlış olduğunu ben şu ana kadar şahit olmadım. Eğer böyle bir şahitliği olan varsa buyursun konuşalım. Yani hocamın aile hayatına bakıyorum. Gençlerle bir araya gelirdi, futbol maçı izlerdi. Gençlerle sohbet ederdi. Gençleri konuştururdu. Yani yaş olarak malumunuz ama 15-20 yaşındaki gençlerin dünyasını da paylaşırdı o. Ben misal sizler de bilirsiniz, biraz özel olacak ama hocam konusunda çok hassas bir insanım. Özellikle hocam ve görevim yan yana gelince biraz Zülfikar'a dönüşüyor gibiyim. Kapıda görev yaparken bazı münasebetsizlikler olurdu. Tabii hocamı sevmeyenler de vardı. Yani bir seferinde bir pusu gibi bir şey oldu ve yani hocamın o camdan bakışı, o anda bir anda sokağa çıkışı, o heybetiyle serzenişi yani beni şok olmuştu. Yani Haydar Baş bekçisine de sahip çıkardı, kedisine de sahip çıkardı, köpeğine de sahip çıkardı. Ülkesine sahip çıkmaması mümkün mü böyle bir insanın?
Onun derdi bizdik. Bütün Türkiye'ydi, bütün İslam alemiydi, hatta insanlıktı demek yanlış olmaz. O bütün hayatını bu uğurda feda etti, yaşadı ve tek hedef gösterdi. Yaptığınız işte Allah rızası. Yaptığınız işi neticesini Allah rızası koymuşsanız muhakkak başarılı olursunuz. Ama yaptığınız işin neticesinde Allah rızası yoksa, başka hedefler koymuşsanız, başarılı olsanız bile sonuç, akıbeti hayır olmaz. Onun için yani böyle bir deryayla bizi buluşturdu, kavuşturdu. Ki tabi burada başka bir başlık daha var. Daha doğrusu bütün başlıklar ona çıkıyor. Yani ben dediğim gibi Haydar Baş hocamı tanıyana kadar 2000'e yakın kitap okumuştum, belki de tam sayıyı bilemiyorum. Özellikle İslam tarihine, çünkü neye inandığımı gerçekten bilmek istiyordum ben. Ehl-i Beyt ismini isim olarak biliyorduk. Kadir Hum bilgimiz yoktu. Sakife bilgimiz yoktu. Kırtas olayı bilgimiz yoktu. Ondan sonraki gelişmeler, hiçbir bilgimiz yoktu. Yani Allah'a şükür, Allah'a hamdolsun ki bu ilahi hakikatleri öğrenmede bize vesile oldu, aracı oldu, yol gösterici oldu. Yani şu anda kalbimizi Ali ismini duyunca rahatlıyorum, Fatıma ismini duyunca rahatlıyorum, Hasan Hüseyin isimlerini duyunca rahatlıyorum. Rahmetellil alemin o insanın ismini duyunca rahatlıyorum. Çünkü ne anlattıklarını bize öğretti. Hikmeti öğretti bize. Ha, öğrendik öğrenemedik, o farklı bir şey, ama o öğretti. O görevini yaptı, ben ona inanıyorum. Ve emin olun öyle bir şuur verdi ki ben şunu örnek olması açısından veriyorum. Ben Haydar Baş'ı tanımadan önceki hayatımı kaza ettim. Çünkü o azmi verdi bana. Bir zamanlar yanlış yapmışım, onu tekrar et azmini. Yani şimdi öyle bir nokta ki bunu genel başkanımız Hüseyin Baş Bey'le de bir konuşma esnasında ne düşünüyorsun diye sormuştu. Ben şu örneği vermiştim. Yakın akrabalarımdan veya beni tanıyanlardan Haydar Baş kimdir diye soruyorlar. Sorusu geliyor. Ben kendimi örnek gösteriyordum. Ben neticede lise mezunu, Artvin'den gelmiş, İstanbul'da senelerce iş aramış, farklı pozisyonlarda, işlerde çalışmış, mezarlıklarda çalışmış bir kişiydim. Ama Haydar Baş beni elimden tuttu, bana yol gösterdi, kapılara gösterdi ve ben geriye dönüp baktığımda 3000'den fazla makale yazmışım, konuşmalar yapıyorum. Şimdi ben bakıyorum ya, Akın sen misin? O Akın sen misin? Bu Akın o mu? Nasıl oldu bu? Ben üniversite okuyamadım. İmkanlarımız yoktu. İşte aile durumumuz da ortadaydı. Kalktım İstanbul'a geldim ekmek derdi için. Ama öyle bir insanla buluşmak nasip oldu ki, yani dünyalık kaygıları bir tarafa bıraktık desek yalan olmaz. Tabii ki sıkıntılarımız var, tabii ki sorunlarımız var. Ama bunların neticesinin mutluluğa ereceğini, mutlulukla son bulacağını da biliyoruz. Onu da bize öğretti. Zaten bizi pirimiz ne demişti? Bu yol dikenlidir, ayağını seven gelmesin. Biz topuktan filan vazgeçtik. Bu yolda gidiyoruz. Ve hocamıza kavuşacağımız güne kadar da aynı azim, aynı kararlılıkla onun emanetlerine sahip çıkacağımıza bir kez daha ant içiyoruz. Onu rahmet, hürmet, özlemle anıyorum. Emaneti emanetimizdir diyorum. Hocam ruhun şad olsun. Seni özledik ve kavuşacağımız güne kadar da özleyeceğimizi ifade etmek istiyorum.